Masal, içtiğiniz sudan yediğiniz ekmeğe, daldaki kuştan deredeki taşa kadar yaşamın her zerresine işleyen, dahası bu işleyişle sürekliliği besleyen bir pınardır. Çünkü bu toprakların insanı, narı ve inciri masallardan öğrendi. Kalbur samarki demiş. İki fakir varmış. Bir kardeş, iki kardeş. Biri oğlan, biri kız. Oradan aç kalmış bunlar. Kalbur da samanlıkta olunca bir araç kalma şeyi elemişler. Yiyecek çıkaracaklar. Yiyecek yok. Oradan eleye koca samanlığı eleye yerler. 2 kilo buğday çıkıyor. Üyüteceklermiş. O da şey olmuş. 2 kilo şey çıkmış. Üyütmeye kalmamış. Ne edelim bunu? Böyle pişirelim yiyelim demişler. Yemek etmişler. Oradan onu öyle etmişler. Şimdi bunlar gene acıkmış. Böyle büyümüşler. Oğlan yetişmiş. Oğlan evlenecek olmuş. Oradan. Oğlan evlenmiş. Karısı uyanık titizmiş. Kızcağız mağdur kalmış. Oradan ne edelim? Şimdi gelin kızı körlemiş gayrı evlenince. Kocasıyla olunca o yalnız kalmış. Körlemiş. Orada ne edelim? Gelin bir kurnazlık düşünüyor. Ben bunu bir ilan yumurtası yedireyim. Karnını şişireyim. Bu işte koca bulmuş diyeyim kocama. Bunu yollayayım demiş. Buna bir iki gün böyle yumurtalıya gayrı nali diye pişirmeden yedirmiş ona ya. Nali yedirdiyse. Oradan gelin şimdi havt oluyor. Gelin şişiye gün güne. Kocasını anladı ya gayrı. Bu diye gün güne şişiye bu koca bulmuş herhalde ya. Ne edelim bunu? Götür bunu diye bir hiçe daha bir yere oturup koyu gel diye. Gelin. Oğlanın da kardeşi ya. Ya kes gel diye ya koyu gel bir yere diye. Oradan oğlan götürüyor. Bacısı ya. Kıyamamış. Bir şey etmemiş. Orada bunu şey diyor. Bir daha hıcı daha oturup geliyor. Ne ettim diye işte attım kestim diye geri geliyor karıya. Kesmemiş. Şişmiş karnı gayrı. İlan en iyi dolmuş karnına. Orada ana sevindi demiş. Bu şey oluyor demiş. Gebe oluyor demiş oğlana. Vişit sokmuş. Oradan şimdi oğlan gelip gidiyor. Bu kızın üstüne bir koyun çobanı geliyor. Öteden. Geliyor işte yengem bacım sen ne oturun. Ben böyle oldu. Benim kardeşim vardı bırak oldu gitti diye. Ben hasta oldum diye. Doktora götürmedi diye. Bakmadı diye. Karısı kesir dedi diye. Bu kesmedi diye böyle. Koydu beni gitti diye. Niye edelim çoban düşünüyor. Neden şiştin sen böyle diye. Kocan mı vardı bir şey mi yedin diye. Bolca yumurta yedik biz diye. Karı gelin yedirmiş gayrı. Karnı o yumurta ilan eni olmuş hep. Oradan şimdi ilan eni olunca çoban demiş gel bacım ben seni götüreyim. Ama bir şartına götürün demiş. İyi edersen alacaksın ben seni demiş. İyi etmezsem kaderine ölüsün demiş. Oradan götürüyor şimdi bu koyunu da getiriyor. Koyunu sağaya bir kazan süt yapıyor. Kızı da oturuyor böyle. Çatala atıyormuş. Kızı ayağından asıyor. Yüz aşağı. Sütte ne varsa ilan sütü sever ya. Ağzından ne varsa dökülmüş. Enik. İlan eniği dökülmüş. Boyun ilan eniği dökülmüş. Oradan Allah'ım. Çobanın umudu gelmiş. Bu ilan olmuş demiş. Kızı da yumurta yedik demiş evvele. Oradan yarın bir tane deneyeyim demiş. Koyunu bir tane sahaya. Oğun hep iniymiş gayrı ilan kalmamış. Orada kız iyi oluyor. Birbirini alıyorlar. İyi olmuş gayrı kurtarmış adamı. Alıyorlar şimdi. Kaç gün geçtiyse gayrı bir gelin hamile kalıyor. Bir oğlan çocuğu oluyor. Oradan çocuk olunca gelinin gayrı öke var ha. Kaç sene geçti aradan onu bilemez. Çok yerini biliyordum unuttum. Oradan gelinin de çocuk soruyor öyle bayağı büyümüş. Bizim kimsemiz yok mu hiç diye. Oğlum işte Hülenye'de bir dayın var dedi, unuttum gittim diye. Böyle Hülen oldu dememiş, anlatmamış.
Ben de oraya bir gideyim diye çocuk. Hani öyle koparmış. Git diyorlar. Evvel ağaçtan at yapardık. Şöyle bir çubuk keserdi bizler de çocuğa. Böyle biner giderdik. Çocuğa böyle bir değnek kesip veriyor. At oluşu bu. Oğlum işte var diye. Yenge diye sen diye müsaade olarak var diye. İçeri geçtir o diye. Geç dediğinde. Yenge atıma yem koyuyor. Demiş. Desen o demiş çocuğa. Oradan şimdi gel oğlum necisin nerelisin işte ben bir garip karının çocuğuyum diye. Yenge diye böyle değneğe koymuş. Atıma yem koyuyor demiş. Oğlum ağzı bunun neresi at diye ağzı yok dişi yok diye. Bu yem yer mi diye. Yenge diye ana sen de kız gibi olur mu diye. Bak gayrı sen işe. Ana sen de diye kız gibi olur mu diye. Oradan gene üstümleye gelin. Oğlum necisin, nerelisin sen diye. Yenge böyle ilanın böyle ne olur ben oyun diye. Kuşların, ağaçların, otların adını, iyiliğin erdemini, sabrı ve bunun sonunda güzelliklerin yaşamı yeniden kuşatacağını masallardan öğrendik. Bir kıza gönül vermenin, kırdığın bir gönlü onarmanın neyi ifade ettiğini, sevmeyi, nefreti, iyiliği, kötülüğü masallardan öğrendik. Dahası adımızı, kimliğimizi ve benliğimizi masallarda bulduk. Tanrıyı ve şeytanı, yeri ve göğü masallardan öğrendik. Hastaların şifaya, dertlilerin devaya, aşığın maşuğa kavuşacağını masallardan öğrendik. Ama dut kurusuyla Coco Pops'u, elma kakıyla cornflakes'i, bazlamayla hamburgeri takas edip, masallarının kaynağı olan coğrafyasına sırtına dönenleri bir türlü öğrenemedik. Bu yüzden bu güzel coğrafyada yaşanan her yıkımın ardından masalını yitiren bir dev gibi hüzünlüyüz. Sakin. Hadi gençler hep beraber şu an duaya gidiyoruz. Hadi toparlanın. Hadi duaya. Şimdi bizim bu göreselimiz her yıl gençler arasında yapılan bir görenektir. Her evden para, yemek, ekmek, pişirecek toplarlar. Bir araya toplanır, bunu halkla yenir, içilir. Böyle evlere yapılan köreklerden dağıtılır. Yapılan para yardım eden de vardır. Un, tuz, şeker, yağ herhangi bir verirler. Her yıl bu gençlerimizin göreneğidir. Her yerde vardır. Yalnız bizim burada biz böyle biliyoruz. Böyle yapıyoruz. Biz erenler, evliyeler, pirler, sultanlar aşkına, ölenler aşkına, sağ olanlara dua. Öp kızım elini. Hizmetiniz kabul olsun yavrum. Görenekleriniz Allah razı olsun çocuklar. Sağ olun çocuklar. Islak Çarıklar'da bu hafta karanlığa boğulmak istenen bu güzel masal ülkesinin ışıklı suretlerini aradık hep birlikte. Şükür ki hala oradalar. Olmaları gereken yerde. Hala onlara dokunabiliyor, birlikte nefes alabiliyoruz. O halde bu masalın güzel bitmesi hala bizim elimizde. Sözü her hafta olduğu gibi Anadolu toprağının ışıklı suretlerinin seslerini çay yangınından kurtarıp hepimizin belleğine aktaran Emre Dayıoğlu'na bırakıp biz artık gidelim. Şimdi kendi derlemem olan biz yörüklerin yaylaya göç havası bir gurbet çalacağım. Lüngür lüngür ütüşüyor kara develerin çanları. Türkünün ismi. Thank you.
yetişip gelir karamayaların. Topuklara da inip gelir de ala kilimlerin yengleri. Ardışlı gedi de geçip gider göçüm. Ömleri öf, ömleri öf. Simsimden akıp gider Çakır Gülsü'nün terleri. Bongur bongur da bozulup gelir de karamayanın uf. Doğru mu uf, doğru mu uf. Yurduna da Çakır Gülsü'nün durumu. Güzel çekmişten İran peştamanın üstüne de alakolanın uf. Dürümü öf, dürümü uf. Çekmiş kocardış kölgesini gene gelmiş sürülerin sürümü. Şimdi göçtük. Yayla yoluna yürüdük. Oraya vardığımızda tabii çayırda yayını kurmuş bir kıza yakılmış bir ağıt. Aynı yani bir yörük derlemesi kendi derlemem. Kendi müzik kendim.
yaralar yalnız sana layık mıdır of? Senin cungur cungurda dövdüğün ayran mıdır yayık mıdır? Anan görmeden bana bir tas ayran versen ayıp mıdır? Anan görmeden Aygül doldur ver bir tas ayran, karşındaki gördüğün oğlan sana çok hayran. Anan görmeden Aygül doldur ver bir tas ayran, karşındaki gördüğün oğlan sana çok hayran. Kahyasımızsın. Var git oğlan, sen benim başımın belasımızsın. Anam evde yok oğlan, veremem sana ayran. Şimdi anam gelirse kafanı yarar oğlan. Anam evde yok ulan, veremem sana ayran. Şimdi anam gelirse kafanı yarar ulan. Poyrazdan acın acı vızırlar of. Karşıkı çayırda da yaylan sizin kuzular. Anan görmeden bana bir tas ayran vermesen de yüreğim sızılır. Anan görmeden Aygül doldur ver bir tas ayran, karşındaki gördüğün oğlan sana çok hayran. Anan görmeden Aygül doldur ver bir tas ayran, karşındaki gördüğün oğlan sana pek hayran. Sözleri de bir daha söyleyemem. Divan
gönlümü de yalnız eyleyemem. Haydi gayrı aslan ulan, gel yanıma o yalan. Anam görürse görsün, helal olsun sana hayran. Haydi gayrı güzel ulan, gel yanıma o yalan. Anam görürse görsün, helal olsun sana.